Narin. Narin, ablama ulaşamıyorum. Telefonla ulaşamıyorum. Acilen konuşmam lazım. Çok çok kötü bir şey oldu, çok. Ne yapacaksın ablanı ya? Yine neyin peşindesin? Niye arıyorsun Deniz'i? Ne... Tamam Narin, tamam. Kusura bakma ama şu an sana laf yetiştiremeyeceğim. Acilen ablamla konuşup haber vermem lazım. Can'ın atölyesi yandı. Sergi için yaptığı bütün resimler yandı. Her şey gitti. Hiçbir şey kalmadı. Benim de eşyalarım içeride. Dışarıda kaldım böyle. İtfaiyeye çağırdım şimdi. Can. Sen ne biçim bir adamsın sen? Sen ne biçim bir adamsın? Ne istedin zavallı çocuktan? Her şey yandı. Gitti, hiçbir şey kalmadı. Bak, gör artık. Gör kiminle gezdiğini. Canı tehdit etmesi boşuna değilmiş. Allah senin belanı versin Sermet Kale'ye. Tabii ya. Çocuk mevzundan dolayı bana takık. Mevzuyu üzerime yıkmaya çalışıyor. Yani nasıl oldu ki yangın Irmak Hanım? Vallahi bilmiyorum işte. Ben dışarıdaydım. Sibel diye bir arkadaşımla alışveriş yapıyordum. Ama içimde böyle fena bir his vardı. Dedim ben eve döneyim. Can eve gelmeden böyle etrafı toparlarım biraz. E bir döndüm. Mahalle birbirine girmiş. Bütün stüdyo yanıyordu. Yok, benim yüzümden oldu ya. Ekmek kızartırken sigorta atıyordu. Tabii tesisat da eski. Ondan çıktı yangın. Ah be Can. Eski bina sonuçta, normal. Kimse kendini kandırmasın. Ekmek kızartırken sigorta atıyor diye koskoca ev yanmaz. Yeter artık Irmak. İtfaiye elektrik kontağından çıktığını söylüyor yangın. Bırak birader. Döksün içine. Abi tamam. Sermet, şokta o şu anda. Ne dediğini bilmiyor yani. Senden beklenecek bir şey bu sonuçta, öyle değil mi? Herkes duydu senin canı tehdit ettiğini. Böyle şeyler senin için çocuk oyuncağı. Manyak mıyım lan ben? Adamın ekmek teknesini niye yakayım? Yahu tamam yeter, gitmeyin çocuğun üzerine. Görmüyor musunuz? Perişan olmuş zaten. Böyle kaldım üstümdekilerle. Bir de bu... Ya tamam kardeşim, senin de canına bir şey gelmemiş en nihayetinde. Yani uykuda falan olsaydın ne yapacaktın? Ne yapacak şimdi bu çocuk? Ha? Her şey yandı. Sergiye nasıl yetişecek? Yaptığı resimler yandı. Bütün malzemeleri yandı. Ya Irmak yeter. Niye sürekli üstüne gidip kafasını kurcalıyorsun? Allah Allah ya, sen bir odana gitsene, sakinleş, iç ilacını, yat. Beynin korkudan sağa sola saldırıyor. Ne yaptığını bilmiyorsun. Yeter. Sana ne? Hayır, sana ne? Sana göre hava hoş tabii. Senin evin yansa görürüm ben seni. Bana bak. Narin. Bak sen de biraz sakin ol. Hadi kalk biz gidelim. Yürü. Tabii tabii birader, sen al karını git. Kız hamile hamile gerilmesin. Evet ya, yeterince gerildim gerçekten. Mideme ağrı girdi. Narin hamile misin? Hı.
Hayırlı olsun ya. Hadi. Cancığım, çok üzülme olur mu? Bak, el birliğiyle tekrar birleşir, sana bir hayat kurarız. Yahu, yeteneğine bir şey olmadı ya. Beynin duruyor hala, ellerin var. Tekrar yaparsın bir sürü resim, tamam mı canım benim? Hadi. Can, ben seni ararım kardeşim bir şekilde. Sen de kafanı fazla takma. Deniz, istersen Can'ı bize götürelim. Bu ırmağa iyice girecek. Yok yok ya, ben onu bu halde bırakamam şimdi. Siz merak etmeyin burada. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Dikkat et. Ay canım benim ya. Kadersizim benim ya. Duydun mu sen de? Bana bak Can, böyle kahırlanmak, hayata küsmek falan yok, tamam mı? Zaten iyi görmedim seni. Ya ne yapayım Şadiye, nasıl iyi olayım? Her şeyimi kaybettim. Resimlerim, huzurum, hepsi bir anda kül oldu gitti. Ya Can, onların hepsi yerine konur. Hepsi hallolur yani. Ya boğulup ölseydin dumandan? Bak, sana çiçek getirdim. Sen seversin. Her çiçek buketi gördüğünde böyle hayatın ne kadar güzel olduğunu anlıyorum falan derdin. Eskiden de ya. Gençtik o zamanlar değil mi? Uyandın mı? Uyumadım ki. Denizciğim, hadi kalk bir tanem. Hadi gel. Bak, çay demledik. Yanına çok güzel şeyler aldık. Hazırladık sofrayı. Bir lokma atıştıralım. Hadi gel bir tanem, hadi. Karnım acıkmadı ya. Aa, olmaz öyle. Olmaz öyle. Hadi bakalım. Hadi gel buraya. Gel, gel. Bak, sıcacık. Hadi. Gel. Gel canım benim. Hadi gel. Gel. Hayır, bir birikimim falan da yok ki her şeyi baştan toplayayım. Biliyorsun, iyi kötü bir eşyamız, malzememiz vardı yani. Burada da kalamıyorum. Deniz belli, o herifle beraber. Benim yüzümden hırgür çıkıyor. Anlıyor musun? Ya vallahi beraberlermiş Can. Yani sen burada kalmasan daha iyi olur. Biliyorsun Sermet abi terstir biraz. Ya yemişim onun tersini. Ben kız ayıp olmasın diye biliyorum kızım. Neyse, zaten bulacağım bir yer. Bir kafayı toparlayayım. Hala şoktayım ya. Şunu. Ay. Ben geldim. Bak sana neler aldım. Şadiye, sen de mi buradasın? Ne haber Irmak? Ay çok geçmiş olsun ya. Bebeği düşürmüşsün. Ay üstüne bir de bu yangın. Vallahi her gittiğin yere facia yağıyor. Senden uzak durmak lazım. Gerçekten öyle. Seni geçireyim istersen, durduk yere başına bir şey gelmesin şimdi. Güvenlikten sana taksi çağırırlar. Selam söyle sizinkilere. Ben seni ararım Can. Bir yer bulacağım ben sana. Tamam, sağ olsun. Bak. Ya. Böyle büyük büyük. Abi sana inanmıyorum ya. Bunlar benim kullandığım malzemeler. Aynı marka. Nereden tahmin ettin? Aklımda kalmış demek ki. Senin normale dönmenin tek yolu bir an önce tekrar resme başlaman. Sana burada bir yer yapacağız. Bak, bu camın orası aydınlık. Yok, olmaz ya. Saçmalama, burası sizin eviniz. Olur mu öyle şey? Can, şu anda burası bizim ikimizin evi. Ben atıştırmalık içecek bir şeyler ayarlayacağım. Sen de kuruluşu, sehpaları falan kullanabilirsin. Bir saat içinde seni tekrar çalışıyor görmek istiyorum, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.